Merhaba sevgili teraziler. 12-18 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, yine bir dolunay haftasındayız. Bu hafta 14 Mayıs akşamı 22-15'te Akrep Burcu'nun 23 derecesinde dolunay meydana gelecek. Sizin ikinci evinizde meydana geldiği için özellikle hafta boyunca parayla ilgili konuların daha fazla gündemde olmasına neden oluyor bu dolunay. Kazançlarınız, gelirlerinizle ilgili konularda değişimler, dönüşümler yaşayabilirsiniz. Satürn dolunay derecesine yakın olduğu için bazı sorumluluklar, ihmal ettiğiniz kavramlar da gündemde olabilir. Veya uzun vadeli yeni yapılandırmalar da söz konusu olabilir. Sizin gezegeniniz Koç burcunda şu sıralarda karşıt burcunuzda ve ilişkiler, ortaklıklarla ilgili konulara dikkat çekiyor. Dolunay sırasında Venüs-Plüton arasında kare açı söz konusu olacak. İlişkilerde yoğun tutkular, bazı baskılar olabilir, bazı dönüşümler olabilir. Özellikle duygusal olarak biraz daha kuşkucu, kuruntucu olabiliriz. Hassasiyetler artabilir. Özellikle maddi paylaşımlarda bu konular biraz daha gündemde olabilir. Karşımızdaki kişiye güvensizlikler oluşabilir. Biraz daha bireysel istekler yoğunlaşabilir. Paylaşma ve dengede kalma konusunda zorluklar olabilir sevgili teraziler. Bu nedenle temkinli olmamız gereken günlerde olacağız. 16 Mayıs'ta Ay Yay burcuna geçiş yapınca iletişimi arttırıyor. Seyahatler gündemde olabilir. Kısa ve uzun seyahatler, yakın çevrenizde ilişkiler, eğitimle ilgili konular, bazı anlaşmalar, sözleşmeler, toplantılar söz konusu olacak. Özellikle kardeşlere de dikkat çekiyor. 15 Mayıs ve 16 Mayıs. 16 Mayıs'ta Koç burcunda Uranüs'ün ve Venüs'ün kavuşumu var. Bu da bazı ani tanışmalar, ani ilişkiler, ani teklifler gündeme getirebilir. Anlaşmalar, işbirlikleri gündeme gelebilir. Ama var olan süre gelen ilişkilerde ve anlaşmalarda da kontrol dışı bazı sürpriz kavramları ortaya çıkarabilir sevgili teraziler. Evet, 17 Mayıs'tan sonra Ay Oğlak burcuna geçiş yapınca eviniz ve ailenizle ilgili konular daha fazla gündemde olacak. Belki hafta sonu daha fazla evde zaman geçirebilirsiniz. Aile üyelerinizle birlikte olabilirsiniz. Misafir ağırlayabilirsiniz. Evinizle ilgilenebilirsiniz. Sevgili teraziler, dinlenmek için de biraz yalnız kalmak için de hafta sonu daha uygun olabilir. Evet, haftanın genel enerjileri böyle. Lütfen daha detaylı bilgiler için haftalık burç videoları izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.